Bizim elin yiğitleri bol olur. Çalar davulları dizgin dol olur. Ölüm bizim için tozlu yol olur. Ölüm bizim için tozlu yol olur. Değerli izleyicilerimiz, köy otobüsü programında bizler gün ışığına çıkartıyoruz kültürümüzü. İşte yine gün ışığına çıkan ve yıllarca burada sergilenen bir kültür evindeyiz. Bizler kara altındayız. Hanife Baba'nın yeri diyorlar. Antikacı Hanife Baba'nın yeri. Şu anda Hanife Baba'yla birlikteyiz. Efendim sizler gerçekten kültürün babasısınız. Bu kadar orijinal, bu kadar güzel geçmişi günümüze taşıyan zengin bir koleksiyonunuz var. Hanife Bey, önce sizi bir tanıyalım. Ben Gaziantep'in Nizip Uluyatır köyündenim. Eski ismi Mızar Uluyatır'dan geçmektedir. 20 yıldır da Gaziantep'te bu işi yapmaktayım. Daha öncelerde köyleri köy köy gezerekten çerçidirlerdi. Barak köylerini gezerdik. Karşılığına eski eşyalar toplardık. Oradan bana bu antika toplama sevdası oradan bulaştı. Askeri gidip geldikten kerlede mecburu baba mesleği olduğu için 30 yıldır bu işi yapmaktayım. 10 yılını Uluyatır kasabasında yaptım, Mizar köyünde. 20 yıldır da Gaziantep'te bu işi yapmaktayım. Hanife Bey, şimdi A'dan Z'ye geçmişimiz burada sergileniyor. Bunlar unutulmaya yüz tutmuş bizim antikalarımız, bunlar bizim eserlerimiz. Sizler bunu yaşatıyorsunuz, aynı zamanda turizme de önemli katkılar sağlıyorsunuz. Her yıl artarak değişiyor Gaziantep'te turizm. Şimdi Gaziantep bir artın turizm şehri durumuna gelmiştir. Yani Türkiye'nin bütün antika ve eski yeni eşyalar Gaziantep'ten gitmektedir. Bizim Gaziantep barak bölgesi zengin olduğundan dolayı kültürü, eskiden mesela köy odaları vardı. Köy odalarında kayfeler falan pişerdi. O köy odalarında şu an belki daha gelenekler sürüyor ama köy odalarında onlarca cezveler bulunurdu. Kahve tavalası bulunurdu. Kahve tavaları bulunurdu. Ocaklar bulunurdu. Mangallar. Bunlar zaman zaman göç edenler şehre getirdi. Baba yadigarlarını sattılar. Kimisini hurdacıya verdiler. Kimisini bizi kimi duyarlı kişilere getirip veriyor. Biz de burada bakımını yaptıktan sonra bunu ilgilenen müze hekimi kuran kişilere satmaktayız. Genellikle. Bak eskiciler dediniz. Köylere gidip hurda topluyorlar. Yine zebze meyve karşılığı hurda topluyorlar. Aslında onun bir antika değeri vardır. 100 yıldır evet. Dededen toruna kalmış antika değerinde birçok evet. Önemli motifler vardır. Ev, araç, gereçleri vardır. Bunlar daha sonra eritilip işte hurda niyetine atılıyor değil mi? Evet. Şimdi biz 30 yıl önce biz de hurda topladığımızda hemen yer kaplamasın diye kekice alıyorduk, kırdık. Kırdığımız halbise kilodan aldığımız 2 kiloluk bir mal şu günün değerine 50 lira. Biz o an için 2-3 bin lirayı kekecin altına koyup kırdığımız oluyor. Şimdi artık farkında vardık. Yani bir 10 yıl sonra vardım farkına ve ondan sonra onları biriktirdik ve değerlendirmeye başladık. Peki şimdi buradan biz köy otobüsü programında birçok köyümüze gidiyoruz. O zengin kültürü tekrar gün ışığına çıkarıyoruz. Buradan köylülerimize elindeki o antika özelliği taşıyan eşyaları hurdacılara vermemeleri noktasında tavsiyeniz ne olacak? Şimdi satı artını insanlarımız aydı. Daha önceleri hurdacıya veriydi. Şu an vermiyor köylümüz ve çünkü getiriyorlar mı mesela? Evet, getiriyor. Evet, evet. Günlük 8-10 tane telafını alayım. İşte fotoğrafını atayım. Değeri neydir? Bunu saklayacak. Ben de gereken bilgiyi veriyorum yani. Kıymatını bilin. Yani illa satacaksanız yardımcı oluruz. Satmak istemişseniz de saklayın diye baba yatakarı falan diye. Satış şu anda köylerimize geri köylülerden bir dönüş değil de köye sahip çıkanlar var. Geri kasabasına, köyüne gidip bir ev yaptırıyor. Genellikle de bu biz zengin olan, durumu iyi olanlar gelirler. Cezvedir, kahve takımıdır. İçinin dekorunu sizden evet, halıdır, eski halıdır alanlar oluyor genellikle.
Tabii o haftada bir sefer gidiyor. Orada baba yadigar toprak vardır. Evi yaptırmıştır son dönemlerde. Yani şu an kıymatı bilinmektedir. Tabii şu an bu çekirdekten benim okuma yazma yoktur ama her şeyi biliyorum. Kaça aldığımı, kaça satacağımı, nasıl tamir olacağını, nasıl bakım yapılacağını, kimlerin alacağını ona göre biliyoruz ve onlara da satıyoruz. Yani daha önce iyi bir müşterimiz vardır. Mesela telefon da diyoruz. Adam bana ayır diye. Ayrık bir yıl sakladığımız duruyor. Adam İstanbul'da, Ankara'da yaşıyor. Bir Almanya'da yaşıyor. Onun için bir malzeme aldığımızda dezgah altında sakladığımız eşyalar da oluyor. Peki şu an demin ayağınızın altında sanırım bu kaz ocağı. Benim çocukluk yıllarında buna aklım yetiyor. Nasıl yanardı bu Hanifi Bey? Bu aslında buradan sökülüyor. Burası da gaz doluyor. Ondan sonra burada bir pompalama noktası var. Pompaladıktan kelle gaz buradan fışkırmaya başlıyor. Buradaki gazı önce ispirtodan tutuşturuyorsun. Gaz birdenbire çakmakla yanmadığı için bu kızdıkça alovlanıyor. Burada pompalayışsın. O bu pompaladıkça burada farklı yanıyor. O kızgın demire değince biraz evet. Tüp gaz niteliğini taşıyor. Evet. Değil mi? Evet. Bir de bu pompalamada ne kadar çok hava aldıkça çok hızlı yanmaya başlar. Ondan sonra bunun geri söndürdüğün zaman, bunun düğmesini gevşettiğin zaman, içindeki hava boşandığı zaman kendisinden gazın yukarı çıkmasını engelliyor. Eliyor, sönüyor. Çok güzel. Değerli izleyicilerimiz, bu kaz ocağı, kaz ocağı. İnsanlar evinde yemeğini bununla pişiriyordu. Çayını, kahvesini bununla pişiriyordu. Evet. Gerçekten burada yaşayan bir tarih var. Nasıl unuturum körpe yavrumu, nasıl unuturum körpe yavrumu, dumandı dumandı oy bizim eller, oturup ağlasam delidir derler. Nasıl unuturum körpe yavrumu, nasıl unuturum. Hanifi Bey, insanın zaman tüneli gibi geçmişe götürüyor. Nereye baksam ben burada çocukluğumu yaşıyorum, çocukluğumu görüyorum. Bunlar yine köylerde elektrik yokken yakılan kaz lambaları değil mi? Babaannelerimizin yaktığı gaz lambaları. Bunlar köy lambası olaraktan geçiyor. Bu aynı zamanda böyle duvara asılır. Eskiden bizlerde masraflar ne geziyor köylerde? Tabii şimdi bunun böyle ya, yenisini falan da yapıyorlar da bu daha içinde gazla böyle eski, bu orijinal eski. Orijinal değil mi? Evet. Yani ne kadar yıllık mesela bu tahmin? Bu en az 70 yıllık falan vardır. Yani bizim tahmini söyledim. Yani ben çocuktum, bizim evde duruyordu bu. Yani anamın gelin olurken aldığı bir gaz lambası. Çarşıdan o zaman işte gelin olan kızlara evet. Lamba. Şu da feneri, bu da gece komşudan komşuya giderken sönmesin rüzgar diye. Rüzgar vurmadan. Bazı yerlerde gemici feneri değiller de aslında bunlar gemici feneri değil. Bunlar sokak feneri. Farklı illerde farklı isimleri olabiliyor. Evet, gemici feneri ayrıdır aslında. Bir insanlar her şeyi gemici feneri olaraktan söylüyor. Şimdi bu evin içerisinde yanıyor. Bu bir komşuya giderken. Komşuya giderken ya da bir de ya da hayvanları varsa yakıyor, hayvanlarını kontrol ediyor. Koyunlarını, kuzularını, ineklerini, öküzlerini kontrol amaçladı. Şu lambalarda bildiğiniz gibi bizim o dönemin Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinin zenginlerinin gaz lambalar. Onlar her zaman zenginler güzel ve iyilerini kullanmıştır. Şu anda gene iyile lüküs lambalar. O zaman lüküs lambalar. Şimdi şu an bizim evimizdeki bir fakirin evindeki avize 50 liraysa, onun evindeki avize 5 bin liralık, 10 bin liralık, evet. 1000 liralık, 2000 liralık. Bu da dönemin, o dönemin lambaları, gaz lambaları. Bunlar da tabii pahalı olan lambalar. Peki özellikle köylerden geliyorlar, köy odası yaptıranlar bu tür eskiye dönük motifleri götürüyorlar. O şarp odasını süslüyorlar dediniz. Thank you.
Efendim duydunuz zilin sesini. Kalaltı'nda antikacı Hanifi Baba'nın yanındayız. Hanifi Baba gerçekten kültürün yaşayan babası. Dünden bugüne evlerimizdeki araç gereçlerimiz burada antika değerinde satılıyor. Buradan kendisi de anlattı az önce. Efendim lütfen evlerinizdeki böyle tarihi değeri olan araç gereçlerinizi satmayın. Getirin, değerlendirin. Kültürümüz yaşasın. Gelecek nesillere bunları aktaralım. Çünkü geçmişini bilmeyen gelecekte başarılı olamaz. Doğru mu Hanifi Bey? Evet, tabii ki bu eşyalarımızı gelecek çocuklarımıza bilgilendirmek amaçlı saklamamız lazım ki. Çünkü Avrupalılar bunları götürüyor, müze kuruyor. Türkiye'de neden olmasın bunlar? Gelecek çocuklar, babalarımız, dedelerimiz bunları kullanmıştı sizinle. Şimdiki kültür zayıflığı var. Adam ikinci dedesini, büyük dedesini bilmiyor neredeyse. Soruyorum. Ben mesela dört dedemi bildiğim zaman dört dedemi araştırmışım. İsimlerini neçe biliyorum. Adam hayret kalıyor. Sen dört dedeni bildin. Kendi babasını bilmeyenler var şu durumda. Yani bu eşyalar, onların kullandığı eşyaları saklamamız lazım. Gelecek kuşaklar bunu daha iyi bilmesi lazım. Bir Yunan geçmişin 2000 yıl önceki gibi Yunan parasına çok önem veriyor bizikiler bile. Kendi kültürümüzü, Osmanlı eşyalarımıza, neden kültürlerimize sahip çıkmayalım? Bunlar da Osmanlı'nın, son Osmanlı'dan kalan eşyalar demektir. Atatürk'ten kalan eşyalar demektir. Bunlara Türkiye genelinde sahip çıkmamız lazım. Yani hurdacıya vermeyelim. Bunu gelsin sizlere ve sizin gibi birçok esnaf bu işi yapıyor. Bunu hem değeriyle satsınlar, hem bu kültürün yaşaması için çaba sarf etsinler, değil mi? Gelecek nesiller için. Evet, hem gelecek insanlar için, nesiller için çaba göstermesi lazım. Bir de devletimiz bunlara teşvik ve yani para teşviki değil, kültürel teşvik, yani manevi destek vermesi lazım. Evet, peki. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Hanifi Bey'in üç katlı bir yeri var. Öyle kültürel zenginliği olan yerler bunlar. Nereye bakacağınızı, nereye dokunacağınızı gerçekten şaşırıyorsunuz. Bizleri izlemeye devam edin. Bizler tekrar köyümüzdeki kültürümüze dönüyoruz. Bakalım kameralarımıza neler yansıyacak.